Evet, bugünkü misafirimiz 2015 model Seat Ibiza, yeni nesil araçlardan. Eski Ibiza'lara da özellikler açıyoruz ama onlar da ışıklarla bu kadar oynayamıyoruz. Bakın sinyallerle sis farlarını zıt yanacak şekilde kodladık. Çok şık oldu. Aynı animasyon arkada sinyallerle stoplar arasında yaptık. Gördüğünüz gibi zıt yanıyor. Çok da şık bir görüntü oluşturuyor. Şimdi bir aracın içinden de bir iki özellik gösterip öyle dışarı çıkayım. Dörtlerimizi kapatalım. Şimdi şurada ek yakıt miktarı kodladık. Bakın sürüş bilgilerinde deponun kaç litre yakıt alacağı dijital olarak da görünüyor. Hemen bunun yanında lap timer, tur zamanlayıcı yaptık. Kronometre yani. Bu şekilde yani süre ölçmek istediğinizde işinize yarayacak bir özellik. Kadran senamama klasik bir özellik ama hadi onu da gösterelim. Şöyle açayım aracı tekrar. Bu arada kilitlerken koronalı uyarıyı da gördünüz. Aracı açtım. Bakın kadro ibrelerimiz sona vurdu geldi. Hatta aracı çalıştırayım. Bakın normalde araç çalışırken kontağı kullanamazsınız. Bakın sesi de duyuyorsunuz. Artık aktif. Ne bileyim araç kilitlidir. Bagajı sadece açmak isterseniz buradan kullanabilirsiniz. Ya da araç çalışırken diğer kumandayla kilitleyip markete gidip gelebilirsiniz eğer klima açıksa, yolcu varsa içeride. Şimdi ekranda ne geldi? Bakın sürüş eğitim modu geldi. Daha çok çocuklar için gibi ama bugün de 23 Nisan çocuk var. Ama bakın sola sinyal veriyorum. O tarafın sinyali yanıyor. Ve hızımız dijital olarak da burada görünüyor. Bir de şu menüden şeyi göstereyim size. Farda bakın gündüz farı açma kapama geldi. Gündüz farını açayım. Ve Amerikan parklarımızı gösterelim. Eve takip ışıklarını da yaptık. Bakın coming home. Bu araçta şurada göreceğiniz gibi far sensörü dikiz aynasının arkasında yok. Gördüğünüz gibi bakın. Ona rağmen eve takip ışıkları açabiliyoruz. Gündüz far açma kapama dedik. Bir de sesli onayı göstereyim size. Şöyle açma kapama da bakın. İsterseniz bu kilitle korna uyarısını buradan kapatabilirsiniz. Biz sadece kilitlerken korna yapıyoruz ki açarken anlamsız zaten. Hem rahatsız etmesin hem de kullanılabilsin. Şimdi aracım çalışırken Amerikan parkları da göstereyim tabii. En önemli, en beğenilen özelliklerden birisi. Bakın modülsüz Amerikan park açtık. Gördüğünüz gibi herhangi bir parça takmadan Amerikan park aktif. İçeriden kara basıp gündüz farını kapatabilir misin sana zahmet? Evet şimdi bakın içeriden gündüz farını kapatınca kapatalım. Gördüğünüz gibi Amerikan parkları gitti. Yani muayeneye gittiğinizde ne yazık ki hangi istasyon muayeneden bırakıyor bilemiyoruz. Değişiyor. O nedenle farları açalım şimdi şuradan. Oradan değil şuradan. Bakın farları açıkken Amerikan parklarımız yok. Gündüz farını açalım. Tamam. Tamamdır. Aracı stop edelim. Alayım anahtarı size zahmet. Tabii güvenlik anlamında ani frenle dörtlerin yanması özelliğini de açtık ve arkadan göstereyim. Bakın kapı açık tarafın sinyali yanıyor. Yani araç çalışmıyorken bile birisi araçtan indiğinde bak arkadaki sinyal yanıyor. Kapıyı kapatalım. Şu tarafı da ben açayım mesela. Şöyle aracımız. Gördüğünüz gibi kapı açılan tarafın sinyali yanıyor. Arkadan çarpmaları önlemek için güzel bir özellik. Kilitlerken kornalı uyarı ve araç uyku moduna geçince 15 saniye içinde göreceğiniz gibi alarm devreye girecek. Bakın ki bu kilitle kornayla alarmı çok karıştırıyorlar. Aynı şey değil. Yani gizli özellik açtırırken bunu özellikle isteyin. Yani alarm farklı bir kodlamadır. Kilitle kornadan farklıdır. Biz bunu özellikle açıyoruz. Yeni nesil araçlarda. Güvenlik anlamında gerçekten güzel bir şey. Kapıyı içeriden açabilir miyiz? Bakın camın kırılıp kapının içeriden açıldığını düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi araç korna ve dörtlülerle uyarı veriyor. Kumandadan açma tuşuyla kapatabiliyoruz. Özellik çok olunca unutuyoruz. Evet takip ışıkları var bir de. Onu da anlatayım. Aracın içindeyken yapabilirdim. Kapıyı kapatalım size zahmet. Bakın aracımız çalışıyordu. Diyelim karanlık bir mekanda geldiniz. Aracınızı istop ettiniz. Selektör yapıp çıktığınızda göreceğiniz gibi eve takip ışıklarımız aktif hale geldi.
Bakın kısa farlar yanıyor. Aracı kilitlediğimde 30 saniye ayarlamıştık. Belli bir süre yanıp sönecek. Önünüzü aydınlatıp eve takip edecek. Volkan Bey hayırlı olsun. Şöyle sizi alayım. Sönerken de görünsün. Bazen diyorlar ki ya bu göstermiyorsunuz falan. Gaz tepkisi artışını söylemeyi unuttum. Evet. Onu da Volkan Bey aracı biner binmez hissetti. Beygir yükseltme değildir. Aracın elektrikli bir gaz pedalı olduğu için onun tepkisini de artırabiliyoruz. O da güzel bir özellik. Herhangi bir delme kesme yaptık mı kardeşim? Yok. Herhangi bir arıza ışığı yaktı mı? Gayet memnunum, çok güzel oldu. Güle güle kullanın. Aracı da yeni almışsınız. Şimdi daha güvenli, daha kullanışlı olacak. Evet. Biz Ankara Balgat Çankaya'da iş yerimiz. Pandemi nedeniyle siteye gelen arkadaşlara böyle yardımcı oluyoruz. Çekimi de buradan yaptık. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi araçların gizli özelliklerini açıyoruz. Herkesi bekleriz. 0505 264 0780'den aracınıza da özel broşür isteyebilirsiniz.